Selam arkadaşlar, ben Oytun. Bugün size pidenin tarihinden biraz bahsedeceğim ama öncesinde videonun hemen altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. TDK, pide kelimesi için mayalı hamurdan yapılan, isteğe göre üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma konarak pişirilen ince yayvan yiyecek diyor. Oldukça eski bir yemek çeşidi pide. Yunanca pita'dan türemiş olsa da standardını Osmanlı zamanında kazanmış. Dünyanın ilk tüketiciyi koruma kanununda adı geçiyor. Evet doğru duydunuz. Dünyanın ilk tüketiciyi koruma kanunu dedim. Kanunname-i İhtisab-ı Bursa'dan bahsediyorum. 1502'de 2. Beyazıt tarafından çıkartılan bu kanunnameye göre pide ununun ekmek unundan daha saf olması, ince elek denelenmesi, üzerinde yeterince haşhaş bulunması ve gevrek pişirilmesi şarttır. Yağlı pide normal pidenin yarısı kadar olur. Yağlı pidenin bir kilesine bir okka tatlı yağ konularak üzerine haşhaş ekilmesi ve arı unundan işlenmesi gerekir şeklinde madde var kanunnamede. O zamanlar pideler yuvarlak ve yassı olurmuş. Formu daha çok pizzaya benzermiş. Bizim bildiğimiz ince, uzun formuna daha sonra gelmiş. Gerçi uzunu yuvarlağı hala hazırlayan ustanın tercihine göre değişiyor. Pide Osmanlı mutfağının etkisiyle gelişmiş de gelişmiş. İçine ne girmemiş ki? Kıyma, kavurma, kuşbaşı, sucuk, pastırma, beyaz peynir, kaşar, çeşitli sebzeler. Hatta Amerika'nın keşfinden sonra patates, domates ve biber bile girmiş. 16. yüzyılda ıspanaklısı pek makbulmuş. Fatih Sultan Mehmet için ise peynirlisi ve kabaklısı yapılırmış. Bazen içine yumurta da ilave edilirmiş. Yani pideye yumurta ilavesi ta o zamanlardan gelen bir alışkanlık. Pidenin yuvarlağı hep açıktır ama ince uzunlar kendi içlerinde açık ve kapalı olarak ikiye ayrılırlar. Aynı malzemeden yapılmalarına, aynı fırında pişmelerine rağmen farklı lezzettedirler. Sabah, öğle, ikindi, kayıntı, akşam ya da vardiya. Her saatte ve her yemeğin yerine yenilir pide. Gerçi kahvaltı ya da kayıntı dedin mi orada Bafra pidesinden şaşmayacaksın. Yanında çayla öyle bir hayat zevki verir ki değme gitsin. Arkadaşlarınızla toplanmış ya da yalnızsınızdır. Harika bir film seyretmiş, güzel bir oyun oynamış, maç yapmış ya da işinizi bitirmişsinizdir de açlığınız aklınıza gelmiştir. Canınız bir şeyler yemek ister. Mutfağa girmeden, yemekle memekle uğraşmadan şöyle dişe değer, lezzetli bir şeyleri keyifle ısırmak, sıcak sıcak tadına varmak istersiniz. Heh, işte böyle bir andaysanız girin yemek sepetine. Açık mı istiyorsunuz, kapalı mı? Önce ona karar verin, sonra ısmarlayın istediğiniz pideyi. Üstüne bir de yumurta kırsınlar. Oh! Afiyet olsun. Pideden bu kadar bahsettikten sonra canın istedi, biliyorum. Şimdi Yemek Sepeti uygulamasını aç, adresine gönderim yapan onlarca restorandan birini seç, siparişini kolayca ver. Afiyet olsun.